Selamünaleyküm arkadaşlar. Tüm dostlarımıza, Türkiye'ye, Erzincan'dan selamlar olsun. Büyük bir felaket yaşadık, büyük bir deprem yaşadık. Allah geride kalanlara sabırlar versin, uzun ömürler versin. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum, yakınlarına başsağlığı. Biz de Erzincan'da bu depremi hissettik, gece uykumuzdan uyandık. Umarım kötü bir şey yoktur diye düşündük ama televizyonu açınca kötü bir manzarayla karşılaştık. Gerçekten ülkemizin ve dünyanın son zamanlarda yaşadığı en büyük felaket diyebiliriz buna. Allah beterinden saklasın. Allah daha büyük felaketlerden bizi saklasın, korusun. Tüm halkımızı, tüm insanlığı. İşimizin başındayız ama aklımız, yüreğimiz, kalbimiz oradaki insanlarla. Allah hepsinin yardımcısı olsun. Bu havalar şu anda çok soğuk. Kahramanmaraş, Antep, Diyarbakır, Hatay. Kış ayında böyle bir felaket geldi başımıza. Bu havalarda dışarıda kalmak, dışarıda yatmak, dışarıda hayata devam etmek gerçekten çok zor. Allah hepsinin yardımcısı olsun. Biz de elimizden geleni yapalım. Elimizden gelen yardımı yapalım. Özellikle hayvancılık yapan insanlar da çok zor durumda. Hepsinin hayvanı dışarıda kaldı. Fırsatçılar bu durumu değerlendirmeye çalışıyor. Hayvanları ucuz ucuz almaya çalışıyorlar. Lütfen onlara fırsat vermeyin. Et Süt Kurumu hayvanlarınızı satın almak için bir gönderi yayınladı. Besideki hayvanlarınızı onlara verebilirsiniz. Değerinde alacaklardır. Besisi olmamış veya besi yapmıyorsanız da süt hayvanınız varsa onları da geçici bir süre siz kendinizi düzeltene kadar bakmak için bir yer ayıracaklarını söylediler. Öyle bir gönderi yayınladılar. Bunlara dikkat alın. Şu anda oradaki durumu göremiyoruz, bilmiyoruz ama uzaktan gördüğümüz kadar fırsatçılar da orada. Hayvancılık yapan insanların mazereti olamıyor ne yazık ki. Aç da olsan, açıkta da olsan, evine giremesen de, acın da olsa, cenazen de olsa hayvanlara bakmamız gerekiyor. Böyle bir yükümlülüğümüz var. Onların da aç kalmasına gönlümüz el vermez. Onların ölmesine, onların hayatını kaybetmesine gönlümüz el vermiyor. Onlar da sonuçta bir can, hayvan olabilirler ama onlar da Allah'ın yarattığı candır. Keşke başımıza böyle bir felaket gelmeseydi de biz de farklı konular hakkında konuşsaydık. Ama insanın bu durumda ne konuşası geliyor, ne işe gidesi geliyor. Hiçbir şey yapasım yok inanın ki arkadaşlar. Deprem olduğundan beri, bu felaket başımıza geldiği günden beri inanın ki hiç iş yapmak istemiyorum. Yaptığım işin de gerçekten farkında değilim. Ne yapıyorum, ne ediyorum bilmiyorum. Yaptığım işten de hiçbir şey anlamıyorum bu olay olduktan sonra. Umarım inşallah tekrar her şey yoluna girer. Allah bizlere yardım etsin. İnşallah böyle bir felakette daha karşılaşmayız. Hepinize selam olsun. İnşallah yakın zamanda her şey düzelir, her şey yoluna girer. Büyük bir felaket geldi dediğim gibi başımıza. Zamanı geri alamıyoruz ama inşallah can kayıplarını en aza indireceğiz. Çalışmalar devam ediyor. Depremde hayatını kaybeden insanlara tekrardan Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. Umarım her şey kısa zamanda yoluna girer.